Merhaba, bugün Netflix'in yeni dizisi Barbarians'ın incelemesiyle karşınızdayım. Uzun zamandır Netflix'ten tarihi diziler göremiyorduk. Ama bu ay hem Revelation'ı hem de Barbarians'ı yayınlayarak eksikliğini giderdi. Bugüne kadar çok fazla Roma ile ilgili dizi ve belgesel izledim. Hatta tüm yapımları bile izledim diyebilirim. Ama ilk defa Roma ve Cermen kabileleri arasındaki savaşlar üzerine bir dizi izledim. Yani Barbarians konu olarak birbirinin aynısı olan Roma dizilerine yeni bir soluk getirdi. Dizi Cermenlerin Roma İmparatorluğu'nun yayılmasını durdurmaya çalıştığı bir zamanda üç gencin yaşadıklarını anlatıyor. Dizide üç ana karakter var. Arminius, Folkvin ve Tusunelda. Dizideki her karakter ayrı ayrı iyi işlenmiş. Karakterleri izlerken kendinizi onların yerine koyup empati kurabiliyorsunuz. Bu da izleme zevkinizi arttırıyor. Zaten bunu iyi yaptıklarını diziyi izleyen herkesin farklı bir favori karaktere sahip olmasından anlayabiliriz. Özellikle Arminius'un karakter gelişimi çok iyi işlenmişti. Dizide günümüz Almancasını kullanmak yerine o döneme yakın bir Almanca kullanmaları dizinin inandırıcılığını arttırmış. Kendimizi atmosfere daha iyi kaptırmamızı sağlamış. O eski Almancayı duymak gerçekten çok tatlıydı. Dizide bir diğer beğendiğim şey ise olayların içinin iyi doldurulması. Mesela Cermenler Roma'ya savaş açmadan önce bu olayı tetikleyecek çok fazla şey oluyor. Yani senarist direkt bir tane basit olayla işi geçiştirmemiş. Mesela önce Tusnelda'nın kardeşi yaralanıyor ve Fogfinn'in ailesinin katledilmesi gibi bir sürü olay Cermenlerin sabrını taşırıyor. Bunu adım adım yapmaları çok iyi olmuş. Biliyorsunuz Tusnelda'nın kardeşi kafasını aldığı darbe sonrası akıl sağlığını kaybetti. Ama bu olayı bile o kadar güzel kullanmışlar ki hayran olmamak elde değil. Fogwin'in ailesinin yakıldığı sırada çocuğun çıkıp yanıyorlar diye gülmesi, insanların ona baktığındaki gözlerindeki korku, sonra kahinle beraber geleceğe gitmesi ve savaşın ortasındaki duruşu mükemmel sahnelerdi. Zaten çocuk kafasını aldığı darbeden sonra artık saf iyiliğe sahip olduğu için Tanrı ile iletişime geçiyormuş gibi gösterdiler. Başka beğendiğim şey ise dizi boyunca Arminius'un sürekli ikilemde kalması. Küçük yaşta babasının onu Roma'ya vermesi yüzünden kabilesine karşı çok büyük kırgınlığı ve öfkesi var. Ama bir yandan hem içinde hissettiği kabilesine karşı bağlılığı yüzünden hem de orada bıraktığı sevdikleri olduğu için sık sık iki tarafın arasında sıkışıyor. Yani karakterin üstünde devamlı hissettiği baskı bize çok iyi geçiyor. Tabi sonlara doğru seçimini yapıyor ama bu seçimi yapana kadar işlenen hikaye çok güzeldi. Cermenlerin inandığı mitolojik hikayeleri de diziye çok iyi yedirmişler. Arada anlatılan kurt hikayesi ve kain sahneleriyle dizi daha mistik bir hal almış. Ben dizideki savaş sahnelerini de çok beğendim. Özellikle Cermenlerin giyinişleri ve savaş teknikleri mükemmel yansıtılmış. Savaş sırasında Armenius'un konuştuğu sahneleri gösterip sonra savaşa tekrar dönmeleri çok iyi bir hava katmış. İnsanı izlerken daha fazla gaza getiriyordu. Savaş öncesinde komutanın yaptığı klasik konuşma sahnesi yerine böyle bir şey yapmaları baya hoş olmuş. Savaş sırasında tek beğenmediğim şey dünyaya hükmetmiş koskoca Roma ordusunu kağıttan bir orduymuş gibi göstermeleri. Roma ordusu taktikselliğiyle ve düzenli olmasıyla bilinir. Zaten Roma ordusunun ne kadar kuvvetli olduğunu azıcık tarih okumuş bir insan bile bilir. Tamam orduyu tuzağa düşürdüler ama koskoca savaş sahnesinde Roma ordusunun toplam 2 kişi öldürdüğü sahneler koymuşlar. Bu biraz komik olmuş. Keşke Romalı askerlerin de Cermenleri öldürdüğü daha fazla sahne koysalardı. Ortaya çok daha güzel ve gerçekçi savaş sahnesi çıkardı. Dizinin finali de gerçekten iyiydi. Varus'un gözlerindeki ihanete uğramışlığın verdiği hayal kırıklığı ve kandırılmışlıkla beraber oğluna olan sevgisinin büyüklüğüyle birleşince adam intihar etti. Varus'un harakiri yaptığı sahne dizide en beğendiğim sahneydi. Diziyle alakalı çok fazla gördüğüm ve anlam veremediğim bir şey var. Diziyi vikingse karşılaştıran çok fazla tip var. Millet olarak neden bu kadar fazla karşılaştırmayı seviyoruz anlamıyorum. Hani bu dizide vikingleri anlatan bir dizi olsaydı o zaman yine bir nebze bu karşılaştırmaları anlarım. Ama sırf iki dizi tarihsel konuları işliyor diye karşılaştırmak bana göre sadece boş yapmak. İki dizinin daha payrı tadı var. İzleyip şu yüzden beğendim veya şu yüzden beğenmedim deyip geç. Neden illa karşılaştırma yarışına giriyorsunuz? Böyle yaparak ne izlediğinizden zevk alırsınız ne de yeni şeyler izlersiniz. Çünkü kafanız hep aynı yerde takılı kalır. İki dizi de birbirinden farklı güzel diziler. İkisini de izleyip mutlu olmak yerine böyle davranmak bana çok garip geliyor. Ben genel itibariyle diziyi beğendim. İzlemesi keyifli akıcı bir dizi. Zaten 6 bölüm ve bir bölüm ortalama 40 dakika. Eğer aklınızda izlesem mi izlemesem mi diye bir soru işareti varsa bence kesinlikle izleyin. Kıyafetlerle, karakterlerle, ayin sahneleriyle, iyi bir senaryoyla beraber kendinizi o dönemin içinde hissediyorsunuz. İyi oyuncu seçimleriyle de ortaya izlemesi keyifli güzel bir dizi çıkmış. İkinci sezonun da geleceğini düşünüyorum. Çok fazla olumlu tepki aldı. Diziden tek istediğim şey ikinci sezonda daha fazla aksiyon sahnesi olması. Umarım dizi kendisini daha fazla geliştirip adından çok uzun süre bahsettirir. Eğer tarihi dizileri seviyorsanız diziyi kesinlikle izleyin.